haber olacaktır. Sizlerle birlikte el ele, kol kola, gönül gönüle, omuz omuza Değişim Partimizin bir yaşına nice yıllara diye kutlayacağız. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ellerin elinde güller açarken bizim elimize kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş sarı günün gönlüne? Dar geliyor kardeşim. Sarı gün hudut tanımaz. Sarı gün hudutlara sığmaz. Onun hududu Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti'dir. Avrupa'dır. Ne diyor bizim müziğimiz? Fark etmiyor dilini. Sarı gün ülkemin günü. Kardeşliğe gider yolu. Biz Değişim Partisiyiz. Demokrasinin sesiyiz. Kimsesizin kimsesiz. Komşu açken tok yatmayan biz halkın da kendisiyiz. Her dilden söylenir türkü. Ne baskı var ne de korku. Yok olacak inanç farkı. Biz Değişim Partisiyiz. Demokrasinin sesiyiz. Kimsesizin kimsesiz. İncinsek de incinmeye. Biz halkın da kendisiyiz. Herkes hakkını alacak. Milletin yüzü gülecek. Türkiye mutlu olacak. Biz Değişim Partisiyiz. Demokrasinin sesiyiz. Kimsesizin kimsesiz. Sarı Gül'dür liderimiz. Biz Değişim Partisiyiz. Sevgiyle çıktık bu yollara. Hizmet aşkıyla sizlere geldik. El ele, kol kola, omuz omuza. Dertlere derman olmaya geldik. Gölgeden başladık. Zamanı geldi şimdi. Hazır mısınız Türkiye? Çağrı sözünü geldi. Değişim geldi. Her dilden söyledik Türk'ü. Ne baskı var ne de korku. Yok olacak inanç farkı. Sabah ezanlarından, şenliğin canlarından,
Türkiye Değişim Hareketi'nin kurucusu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı, yakın geleceğimizin başbakanı. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Canım memleketim, Anadolu'muz, kalplerimle değiştiği kardeş kültürlerin dost toprağı. Sen Anadolu'm, sen Türkiye'm, sen dört köşesi birbirine kardeş, dört köşesi dört mevsim. Canım memleketim, büyük kalbimizle küçük kalbimiz birleşti bizim. Anadolu ile Trakya, Asya ile Avrupa ve bir yıldız koyduk araya. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Büyük Atatürk'ümüzün ilkelerini savunuyoruz. Cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyoruz. Ve onun için diyoruz ki, bugün ve bundan sonra görev bizim. Çağdaş düşüncede, mutlu yarınlara ulaşmada, inançla, kararlılıkla yürüyen ve daima yürüyecek olan ülke sevdalısı, sevgi insanlarıyız biz. Evet, biz dünüz.
insan onurlu bir cumhuriyettir. Daimi hukukun üstünlüğünün inancı, demokratik hak ve insanca yaşamın temeli ve içeriğinde sürekli bir ve diri olmanın kararlılığı ile barışçıl, ulusal ve uluslararası gerçek halkçı politikaları savunan, başarılı hizmetlerini daima bütün Türkiye'ye ulaştıran, coşkulu ve azimli siyasi sürecinde Türkiye'nin en genç milletvekili olma sıfatıyla halkın içinde halk için çalışan, kararlı ve verimli adımlarla hep aydınlık geleceğe yürüyen Türkiye Değişim Hareketi'nin kurucusu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanımız ve yakın geleceğin Başbakanı Sayın Mustafa Sarıgül'ü konuşmalarını yapmak üzere saygılarımla arz ediyorum. Partimizi kurduğumuz bina bakalım. Nedir o günün anlamı?
dünya insanlığa saygı ve de fakirlikle mücadele ediyor. Tam bir sene önce bugün. Tam bir sene önce bugün. Dedim ki dünyada bütün insanlar birbirlerine saygılı olsun. Ve dedim ki fakirlikle mücadele edelim. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Ahmet'in, Mehmet'in karnı doymasın. Cennet vatanındaki herkesin karnı. O nedenle sevgili arkadaşlarım, televizyonların başında bizi izlemekte olan, sosyal medya ortamından bizi takip etmekte olan bütün yurttaşlarımı, kurucularımla, teşkilat başkanlarımla, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Değişim Partimizin birinci kuruluş yılı ülkemize, milletimize, bütün yurttaşlarımıza hayırlar getirsin, mutluluklar getirsin, varlık getirsin, bereket getirsin kardeşim. Tabii bir yıl önce kuruldu ama bunun öncesi var. Bu partiyi, Türkiye Değişim Partisi'ni kurduranlar vardı. Türkiye Değişim Partisi'ni göreve çağıranlar vardı. Bizi bu yollara düşünenler vardı. Çünkü ülkemiz iyi yönetilmiyordu. İktidar partisinin enerjisi, heyecanı azalmıştı. İktidar partisi yorulmuştu. Artık iktidar partisi ülkenin kontrolünü elinden ne yazık ki çıkarmıştı. Ve değerli kardeşlerim, muhalefet partileri tepki koyuyorlar, tavır koyuyorlar, gönül koyuyorlar ama ne yazık ki ortaya çözüm koyamıyorlar. Ortaya çözüm koyacak olan parti Türkiye Değişim Partisi. Bizler Türkiye'nin gidişatından mutlu değildik. Kısır çekişmelerden mutlu değildik. Yıllardır aynı sorunları konuşmaktan, yerimizde saymaktan bıkmıştık. Türkiye'nin kaderi bu olmamalıydı. Bu düzen değişmeden yurttaşlarımız mutlu olamaz. Bu düzeni değiştirecek olan parti, bu düzeni söküp atacak olan parti Türkiye Değişim Partisi. Değerli arkadaşlarım, ülkemizin dört bir köşesinde bütün demokratlar, bütün yurtseverler, bütün Atatürk milliyetçileri bir araya geldik ve şimdi değişim zamanı dedik. İşsizlerin, özellikle ezilmişlerin, evsizlerin, çaresizlerin, kimsesizlerin, yoksulların, yok sayılanların, dışlananların partisi olarak bismillah diyerek yola çıktık. Sevgili arkadaşlarım, Türkiye Değişim Partisi salon siyasetine son verecek. Elitlerin iktidarına, güçlülerin hegemonyasına son vermek üzere harekete geçtik. Pandemi demeden, gece gündüz demeden, uzak yakın demeden yollara düştük. Türkiye'mizin her noktasında bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyoruz. İllerimizde, ilçelerimizde teşkilat başkanlarım, dava arkadaşlarım, kongrelerini bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde yaptılar. Büyük kurultayımızı gerçekleştirdik ve büyük kurultayımızda somut önerilerimizi kamuoyuyla paylaştık. Ülkemizi yeniden Atatürk Türkiye'si yapmaya almıştık. Sevgili arkadaşlar, seçime girme hakkını kazandık. Artık oy pusulasında Türkiye'miz için atan kalplerimiz var. Oy pusulasında artık
merhamet var. Oy pusulasında bereket var, oy pusulasında adalet var. Siyasette bir reform yaptık. Delege ağalarının, siyaset baronlarının egemenliğine son veren parti olduk. Bize sordular, sağcı mısınız, solcu musunuz? Biz ekmeğinin peşinden gidenlerin partisiyiz. Soruyorlar, Türkiye Değişen Partisi'nin çizgisi nedir? Bizim çizgimiz vicdandır. Türkiye Değişen Partisi'nin çizgisi merhamettir. Bizim çizgimiz berekettir. Türkiye Değişen Partisi'nin çizgisi adalettir, adalettir. Sevgili kardeşlerim, siyasetin dilini biz değiştirdik. Konuşulmayan konuları biz konuştuk. Sorulmayan soruları biz sorduk. Söylenmeyen sözleri biz söyledik. Uyuya kalanları, uykuya kalanları da biz uyandırdık. Haddini bilmeyenlere haddini biz bildirdik. Ve korkmadan, çekinmeden, cesurca hiçbir siyasi partinin yapmadığını biz yaptık ve dedik ki ey Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Değişim Partisi iktidarında senin işin çok zor olacak. Çünkü Türkiye Değişim Partisi'ne kimse diş geçiremez. Sevgili arkadaşlarım, milyonların sesi olduk, milyonların sesi olmaya devam edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, siyaset, siyasi çalışmalar için çok zordu. Herkesin bir korkusu vardı. Ama sizler korkmadınız, sizler yılmadınız. Bana ne demediniz, görüp geçmediniz. Herkesin korktuğu, çekindiği, hiç kimsenin görev kabul etmediği pandemi koşullarında benim aslanlarım oldunuz, yiğitlerim oldunuz, civanlarım oldunuz. Geldiğim her ilde beni yalnız bırakmadınız, sizlerle gurur duyuyorum. Susup durmadınız, büyük bir dava adamı olduğunuzu ispatladınız. Adınızı bu salonda bulunanlar, kurucularım, parti meclis üyelerim, binlerce teşkilat mensubumuzu onurla, gururla burada temsil eden dava arkadaşlarım, il başkanlarım, uç beylerim, tarihe şanla, şerefle adınızı yazdırdınız. Hepinizin alnından öpüyorum. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, cennet vatanımıza, hayatınızı ortaya koydunuz. Gözlerinizden öpüyorum. Cennet vatanında bir tarih yazılacaksa o tarih Türkiye Değişim Partisi olmadan yazılamaz. O tarihi yazacak kahramanları ben bu salonda görüyorum. Hiç merak etmeyin. Bu salondaki enerji ülkemin enerjisidir. Bu salondaki mutluluk ülkemizin geleceğidir. Bu salondaki enerji bazılarının gitme vakti geldi demenin enerjisidir. Bu salondaki enerjisidir. Bazıları dünkü gazetedir. Kimse okumaz,
bazıları dündür, siz yarınsınız, geleceksiniz. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın, kendinize güvenin. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşunu kimse yok. Evet sevgili arkadaşlarım, çok şey başardık ama inanın ki daha yeni başladık. Yapacak çok işimiz, çözecek çok dertler var. Çiftçilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, esnafımızın, emeklimizin, kadınlarımızın, gençlerin derdini çözecek olan parti Türkiye Değişim Partisi. Çünkü Türkiye Değişim Partisi, altını çizerek söylüyorum, Türkiye Değişim Partisi özellikle dadanmışların değil, inanmışların partisidir. Dadanmışlar iktidara koşar. Dadanmışlar iktidara koşar. Adanmışlar burada sıfırdan mücadele ediyor. Sevgili arkadaşlarım, işimiz kolay değil. Neden biliyor musunuz? Büyük hedefi olanların işi kolay olmaz. Çünkü biz sıradan ve sürüden birisi olmayacağız. Bayrağı Allah'ın izin verirse Burca dikeceğiz. Sevgili kardeşlerim, inançla, azimle hedefe doğru yürüyeceğiz. Becerikli, yürekli, kararlı olacağız ve Türkiye'miz kazanacak. Yılmayacağız, yorulmayacağız, çok çalışacağız, Türkiye'miz kazanacak. Sevgili arkadaşlarım, ülkemiz maalesef çok zor günlerden geçiyor. Her geçen gün artık her saat başı üzülerek görüyorum ki fakirleşiyoruz. AK Parti'ye verilen imkan ve destek hiçbir siyasi partiye verilmemiştir. AK Parti'ye verilen destek, AK Parti'ye sağlanan kaynak bizlere verilseydi inanın ki Türkiye'miz ihya olurdu. 19 yıl sevgili kardeşlerim, 19 yıl tek başına iktidarda oldular. Kamu ihale kanununu 200 kez değiştirdiler. Ama ekonomideki yapısal sorunlarla ilgili bir tane reform dahi yapmadılar. Ekonomimiz o nedenle bu hale geldi. Gece operasyonlarıyla 2 yıl gibi bir sürede birçok defa Merkez Bankası'nın başkanını maalesef değiştirdiler. Allah rahmet eylesin. Ecevit döneminde, Demirel döneminde, Özal döneminde, Yıldırım Akbulut döneminde Merkez Bankası başkanlarına kimse karışamazdı. Orası özel bir kuruluştu. Değerli arkadaşlarım, tek adam yönetiminin ülkemizi getirdiği nokta maalesef budur. Tek adam gitmeden ülkeyi düzeltmek mümkün değil. Değerli arkadaşlarım, ekonomik reform yapacak olan parti Türkiye Değişim Partisi'dir. İnanın ki sosyal konsey toplamadan bunları çözemeyiz. Siz iş dünyasıyla, siz demokratik dünyayla kavga yaparak ülkemizdeki ekonomiyi çözemezsiniz. Siz bütün sivil toplum kuruluşlarını karşınıza alarak ekonomiyi asla çözemezsiniz. Çünkü demokratik dünya size güvenmiyor. Bir ülkeyi yönetmek tek kişilik oyun değildir. Demokratik dünyayla bağ kuramadığımız süre içerisinde, evrensel hukuk kurallarını uygulamadığımız süre içerisinde her geçen gün büyük üzüntüyle kalkarız. Bazen yılda bakarsınız ki döviz şu kadar yükseliyordu. Şimdi her dakika, her saniye yurttaşlarımızın maalesef morali bozuluyor. Türkiye Değişim Partisi olarak onlardan büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye Değişim Partisi sorumluluğunun bilincinde olan bir siyasi partidir. Biz keşke ülkemizde iyi şeyler olsa, keşke insanlar mutlu olsa da biz partimizi kurmasaydık.
ama yurttaşlarımız bizi her dakika, her saniye göreve çağırıyor. Neden? %20 vatandaşımız, 22 vatandaşımız kararsız. %22 vatandaşımız diyor ki, iktidar 19 yıldır ülkeyi yönetiyorsun, ben sana güvenemiyorum. Bu taraftan dönüyor, muhalefet partilerine diyor ki, size de güvenemiyoruz, ülkeyi yönetemezsiniz. Kararsız olan %20 yeni bir enerji, yeni bir hayat sahası arıyor. İşte Allah'ın izin verirse o yeni enerjiyi, yeni hayat sahasını Türkiye Değişim Partisi olarak biz sağlamak için elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağız. Değerli arkadaşlarım, AK Parti'nin yerinde biz olsaydık vergi reformu yapardık. Vergi reformu yapmadığınız süre içerisinde asla ve asla muvaffak olamazsınız. Şu anda sadece biliyor musunuz ki vergiyi çalışanlar veriyor, fakir veriyor, fukara veriyor. Biz vergiyi fakirin, fukaranın sofrasından değil, biz vergiyi adil ve eşit bir şekilde alırdık. Biz Türkiye'nin gelirini tabana adilce ve hakça yayardık. Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum. Maalesef ve maalesef bugün ülkemizde doymayan fakirler değil, doymayan zenginler. Zenginleri doyurursak fakirler zaten. Değerli arkadaşlar, bakın 19 yıldır tek başlarına ülkeyi yönettiler. Ama eğitime yatırım yapılmadı. Eğitime yatırım yapılsaydı dünya markası bir teknoloji şirketimiz olurdu. Maalesef ülkemizin en değerli 100 markasını üst üste koyuyorum ve üzülerek ifade ediyorum ki bir Starbucks'ın değerini karşılamıyor. Türkiye Değişim Partisi iktidarında bir ülke markalarıyla güçlüdür. Türkiye Değişim Partisi iktidarında inşallah ülkemizin güçlü markalar olacak. Şurada şunu sormak istiyorum. 19 yıl bu millet AK Parti'ye ne istediyse verdi. Ama AK Parti bu millete geldiğimiz son nokta pahalılık, yoksulluk, işsizlik ve gülmesini unutan milyonlarca insanımız ve esnaflarımızın her geçen gün ne yazık ki kepek kapatması. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Keçiören'de oturmaya devam etseydi, fakir sofralarında oturmaya devam etseydi halkın neler çektiğini bilirdi. Ama anlaşılıyor ki buralardan çok uzaklaşılmış. Ben karış karış Anadolu'yu geziyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, sizin yönettiğiniz ülkede yurttaşlarımız artık üşüyor, yurttaşlarımız kombilerini dahi açamıyor. Sizin yönettiğiniz ülkede yurttaşlarımızın artık karınları ne yazık ki doymuyor. Yurttaşlarımız yarınlarından son derece endişeli. Değerli arkadaşlarım, işte bunun için Türkiye Değişim Partisi ülkemizde vicdanın sesidir. Türkiye Değişim Partisi halkın sorunlarını bilen, halkın derdiyle dertlenen parti olacaktır. Türkiye Değişim Partisi Türkiye'mizin inşallah ortak noktasıdır. Türkiye Değişim Partisi gökyüzünde parlayan bir yıldızdır. Türkiye Değişim Partisi vicdandır, adalettir, fazilettir ve Türkiye Değişim Partisi inşallah ülkemizin huzuru olacak. Türkiye Değişim Partisi ülkemizde kardeşlik hukukunu en güzel şekilde oluşturacak parti olacak. Türkiye Değişim Partisi tarlada, fabrikada, üretimde, kamuda dürüst yönetim için yollardadır. Türkiye Değişim Partisi ne yapacağını, nasıl yapacağını çok iyi bilen, vicdanlı ve ehil kadrolarla yola çıkıyor. Türkiye Değişim Partisi iş başına geleceğiz ve
ülkemizin sorunlarını Allah'ın izin verirse tek tek çözeceğiz. Ülkemizi hukuk üstünlüğü ve demokrasi içinde yöneteceğiz. Bizim iktidarımızda devletimiz adil olacak, vicdanlı olacak, şefkatli olacak ve devletimiz merhametli olacak. Bizim tercihimiz ayrıcalıklı zenginden yana değil, işsizden, emekliden, çiftçiden, memurlarımızdan ve engellilerden yana olacak. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak parti inşallah Türkiye Değişim Partisi olacak. Sevgili kardeşlerim, Batman'da, Diyarbakır'da, Siirt'te, Urfa'da, Mardin'de, Muş'ta, Kars'ta, Iğdır'da, Bitlis'te, Kilis'te, Gaziantep'te, Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da, Denizli'de, Uşak'ta, Aydın'da, Çorum'da, Kayseri'de, Adana'da, Mersin'de, Osmaniye'de, Hatay'da, Nevşehir'de, Bursa'da, Balıkesir'de, Kocaeli'de, Sakarya'da, Düzce'de, Edirne'de, Kırklareli'nden, İsparta'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Kastamonu'dan, Çakırı'dan, Kayseri'den, Konya'dan, Sivas'tan, Erzincan'dan, Tokat'tan, Hakkari'den, Ağrı'dan, Rize'den, Kütahya'dan geliyorum. Bütün ulusum adına sizlere saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Sevgili arkadaşlarım, Türkiye Değişim Partisi olarak gitmediğimiz birkaç tane il var. Bir yıllık süre içerisinde 240 bin kilometre yapmışız. Müthiş bir hadise. 240 bin kilometre. Oralara gitmek yürek ister. Oralara gitmek cesaret ister. Oralara gittiğiniz zaman sevgi tohumları ekmişiz ve Allah'ımıza bir şükür sevgiyle karşılandık. Ve bir yıllık süre içerisinde 240 bin kilometrede bir tek negatif olayla karşılaşmadık. O nedenle hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımız bizi kucakladı, bağrına bastı. Oy verip vermemesi kendi takdirleridir ama bizi sevgiyle karşıladılar. Biz de yurttaşlarımızın o sevgisine inşallah layık olacağız. Sevgili kardeşlerim, üretim. Karada, havada, denizde üreteceğiz. Neye ihtiyacımız varsa hepsini ülkemizde üreteceğiz. Köylerimiz Türkiye Değişim Partisi iktidarında yıkılmayacak. O yıkılan köylere üzülürüm. O yıkılan köyler anneannedir, babaannedir. O yıkılan köyler töredir, gelenektir. O köylerin yıkılmasını asla doğru bulmam. O yıkılan köylere sevgi tohumlarını ekmek Türkiye Değişim Partisi'nin inşallah görevi olacaktır. Köylerimizi yeniden canlandıracağız. Kanada, Rusya, Amerika, Meksika çiftçisi artık kenarda kalacak. Bunlara 19 yılda 120 milyar dolar para göndermişiz. Benim çiftçimin hakkını Kanadalı, Rus, Amerikalı, Meksikalı çiftçiler yemiş. Onlara güle güle benim çiftçilerim görev var. Sevgili arkadaşlarım, yatırım ortamını biz canlandıracağız. Tarıma, turizme, teknolojiye, tekstile, ticarete çok büyük önem vereceğiz. Ekonomiyi son derece başarılı, son derece çalışkan, son derece iyi kadrolar olan iyi ellere teslim edeceğiz. Ve ülkenin başbakanı olarak ekonomiye asla müdahale etmeyeceğiz. Hiçbir bakanımın ekonomiye müdahale etmesine asla izin vermeyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, yolsuzluğu, israfı, şatafatı biz bitireceğiz. Çünkü biz mütevazi olacağız. Sağ elimizle dağıttığımızı sol elimiz görmeyecek. Nasıl Şişli'de uzun yıllar bunu yaptıysan, Türkiye'mizde de bunu yapmaya inşallah devam edecek. Hiç kimse, hiçbir şekilde sevgili kardeşlerim, 3-5 yerden maaş almayacak.
onu doğru bulmuyoruz. 84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirmeyeceğiz. Türkiye Değişim Partisi parlamenter demokrasiden yanadır. Bir kez daha çizgimizi soruyorlar. Perşembe günü canlı yayında o soranlarla da konuşacağım. O soranlar hazırlıklarını yapsın. Aslan parçaları ne istiyorsa sorsunlar. Çünkü Türkiye Değişim Partisi Allah'ından başka kimse de korkmaz. Sevgili arkadaşlarım, Türkiye Değişim Partisi parlamenter demokrasiden yanadır. Yani tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargı istiyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargı, bizim milletvekillerimiz, bizim bakanlarımız dışarıdan atamayla ve tayinle gelmeyecek. Bütün teşkilatıma söz veriyorum. Amerika'dan gelen, dışarıdan gelen kimseyi bakan yapmayacağım. Bakanlarım ahalinin içinden gelen, teşkilatlardan gelen, emek harcayan, sabahın alacakaranlığında çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak için yollara düşen alın teri ve emeğin sahibi teşkilatlarımıza bakıyor. Bakanlarımız dik oradan çıkıyor. Bakanlarımız Arpaçay'dan çıkıyor. Şavşat'tan çıkacak, Fırat'tan çıkacak, Dicle'den çıkacak, Şirnak'tan çıkacak, bakanlarımız Of'tan çıkacak, bakanlarımız Refahe'den, Kemal'den çıkacak. Ama bakanlarımızın örfü, töresi, gelenekleri, Çaykara kültürünü de en iyi şekilde bilecek. O nedenle hiçbir endişeniz olmasın değerli arkadaşlarım. Tarihin akışı bizleri değerli, kutsal bir amaç için göreve çağırdı. Tarih bizi göreve çağırdı. Tarihi hiçbir çabayı karşılıksız bırakmamıştır. Bizim çabalarımız da inşallah karşılıksız kalmayacaktır. Sevgili devam arkadaşlarım, buradan ayrılırken illerinize selam götürün. Buradan ayrılırken muhtarlarımıza selam götürün. Engellilere selam götürün. Deyin ki Engelliler Bakanlığı yola çıktı geldi. Esnaflarımıza selam götürün. Deyin ki 15 milyon esnafımız Esnaf Bakanlığı yollarda. Şunu söyleyin EYT'lilere, 5 milyon EYT'li var. Onlar son derece haklıdır. Onların sorunlarını oy için değil, haklı oldukları için %100 çözeceğiz. Ve sevgili teşkilat başkanlarım, sevgili parti meclisçilerim, sevgili MYK üyelerim, tarihi Türkiye Değişim Partimizin muhalefette söylediklerini değil, çok yakında iktidarımızda cennet vatanımıza kazandırdığımız projeleri konuşacağız. Sevgili arkadaşlarım, tarih korkakları yazmaz. Tarih zalimleri yazmaz. Tarih zor işlerden çıkan kahramanları yazar. Siz de benim kahramanlarımsınız. Size de iftihar ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, Türkiye Değişim Partisi iktidarında Güneydoğu'da bir bölge. Iğdır, Kars, Van bölgesinde bir bölge. Trakya bölgesinde bir bölge. Üç noktayı serbest bölge yapmak için çalışıyoruz. Serbest bölge yaptığımız zaman Balkanlardaki 150 milyon Türkiye'mize gelecek. Serbest bölge yaptığımız zaman Iğdır, Kars, Van üçgeninde, Ağrı üçgeninde, o bölgedeki Türkiye Cumhuriyetlerdeki 130 milyon insan oraya gelecek. İnşallah Güneydoğumuzda o barışı sağlayacak olan parti Türkiye Değişim Partisi olacak. O bölgede Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman, o bölgede arkadaşlarımız çalışıyor. Bir bölgeyi serbest bölge yapacağız ve ülkemizi kalkındıracak,
ülkemizin siyasal, sosyal, ekonomik, toplumsal konularına en az ülkemizde dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, meslek farkı gözetmeyecek, ülkemizin gerçekten ortak değeri olacak, ülkemizdeki bütün yurttaşlarımızı kardeşlik hukukuyla buluşturacak olan parti Türkiye Değişim. Değerli arkadaşlarım, özellikle Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyi bir noktaya gelmesi komşu ülke olarak bizi son derece mutlu ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanımızı, kardeş ülkenin Cumhurbaşkanını kutluyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan'a uzattığı el, Türkiye'mizin bu noktadaki iki ülkenin birleşmesinde göstermiş olduğu gerçekten çalışma çok önemli bir çalışmadır. Türkiye Değişim Partisi olarak istiyoruz ki bütün komşularımızla barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayalım. Iğdır'a gittiğim zaman, Kars'a gittiğim zaman, Van'a gittiğim zaman Ermenistan sınır kapısının açılması konusunda oradaki yurttaşlarımın hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden benimle konuştuklarını, Kars'ı başkanımızın bu konudaki görüş ve düşüncelerinin ne kadar değerli olduğunu şimdi daha da yeni anlıyorum. Türkiye Değişim Partisi dış politikada aynen şunu yapacak. İçeride huzurlu, dışarıda da onurlu bir Türkiye politikasını biz uygulayacağız. Şimdi sevgili arkadaşlarım, sevgili dava arkadaşlarım, burası biliyorsunuz dadanmışların değil, adanmışların partisidir. Şöyle geriye doğru bir yaslanın. Kendinize şöyle bir güvenin. Ben bu salona baktığım zaman geleceğin belediye başkanlarını, geleceğin milletvekillerini, geleceğin bakanlarını görüyorum. Sizlerle de gurur duyuyorum. Türkiye tarihinde hiçbir muhalefet partisinin yapmaya cesaret edemediğini biz yapacağız. Yılbaşından itibaren gölge bakanlarımızı Bismillah diyerek Allah'ımın izniyle inşallah ulusumuzla buluşturacağız. Çünkü Türkiye Değişim Partisi kendine güvenenlerin partisidir. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı her şeyi bilmek zorunda değil. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi en iyi bilenlerle çalışmak durumunda. Evet, yeni yılda inşallah bakanlarımızı, gölge bakanlarımızı tek tek ulusumuzla buluşturacağız. Niye biliyor musunuz? Yurttaşlarımız diyecek ki, evet, Türkiye Değişim Partisi iktidara en hazırlıklı parti, gölge bakanlarımızı da bütün televizyonlara alacaklar. Hangi televizyon olursa olsun bütün sorulara soracaklar ve görecekler ki Türkiye Değişim Partisi Türkiye'nin meselelerini çözmeye en hazır, en kararlı, en verimli ve en uyumlu parti Türkiye Değişim Partisi. Değerli arkadaşlarım, bu duygularla bir kez daha tam tamına 2004 yılında temellerini attığımız ve 2004 yılından bugüne kadar bakmadan, usanmadan, sabırla, metanetle çoluğumuzun, çocuğumuzun vaktini verdiğimiz ve harcadığımız Türkiye Değişim Hareketi artık bereket oldu ve Türkiye Değişim Hareketi'ni kuran, Türkiye Değişim Hareketi'nde bugüne kadar emek harcayan, görev yapan binlerce arkadaşıma kocaman kocaman teşekkür ediyorum. Onların bazıları burada yok ama gönülleri ve yürekleri burada. Buradan söz veriyorum. Türkiye Değişim Hareketi'ne başından beri kim bir adım geldiyse iktidarımızda onlara 10 adım koşmazsam Allah'ım bana böyle bir iktidar ısrar etmesin. Ve sevgili arkadaşlarım, Türkiye Değişim Partisi
alın teridir, emektir, yürektir, bilektir. Türkiye Değişim Partisi ne derdi bizim Abdülkadir? Bilekse bilek, yürekse yürek, o meydana değişim gelir. Değerli arkadaşlarım, başın düşerse dara, sarı gülü ara. Başın düşerse dara, değişimi ara. Ülkemizin büyük bir mutluluğa, büyük bir enerjiye ihtiyacı var. İnşallah Türkiye Değişim Partimiz artık yeni yıl, yeni iktidar diye yollara düşecek. Türkiye Değişim Partisi 7 bölge toplantısı yapmak üzere hazırlıklarını planlıyor. Ama bölge toplantımızı şöyle planlayacağız. Trabzon'daki, Rize'deki, inşallah Artvin'deki, Giresun'daki, Ordu'daki, Samsun'daki il başkanlarımız Şırnak'a gelecekler, Batman'a gelecekler, Diyarbakır'a gelecekler. Onlar Urfa'ya gelecekler. Güneydoğu'yu tek tek gezecekler. Güneydoğu'daki bütün il başkanlarımız da Karadeniz'e gidecekler. Trakya'ya gidecekler, İç Anadolu'ya gidecekler. Çünkü ulusal birlik geliyor, barış geliyor, demokrasi geliyor, insan hakları geliyor, bireyin özgürlüğü ve bireyin mutluluğu geliyor. Batman İl Başkanı'nın söylediğinden uygulamak bana düşer, hiç merak etmeyin. Onun için onları hep birlikte planlayacağız. Bir kez daha sevgili kurucularım, sevgili teşkilat başkanlarım, basınımızın değerli temsilcileri, televizyonları başında, sosyal medya ortamında bizi izlemekte olan bütün yurttaşlarımı hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Allah'ımın bana verdiği güçle Türkiye Değişim Partimiz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Değişim Partimizin birinci yılı ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah yapılacak olan ilk seçimde Türkiye'mize hizmet etme fırsatını yurttaşlarımız takdir ederse, bize verirlerse, biz en güzel şekilde ülkemize hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden hizmet edeceğiz. Çünkü biz sadece bize ulaşanların partisi olmayacağız, bize ulaşamayanların da haklarını ve hukuklarını koruyacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.